Şimdi vektör cebirinin matematiğini öğrenirken muhtemelen dokunulmamış ve boş kalmış bir noktaya parmak basacağız ve 3 boyutlu bir bilgisayar programı yazmanız gerektiğinde ya da üç boyutlu uğraşan herhangi bir matematik kavramında karşınıza çıkacak bir konuya değineceğiz. Bahsettiğim şey reküpteki bir düzlemin denklemi. Evet, düzlemin ne demek olduğunu biliyoruz. Yani üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz ve etrafımız da düzlemlerle dolu. Örneğin hangi açıda tutuyorsanız tutun, bilgisayarınızın ekranı bir düzlem parçasıdır. Size hemen üç boyutlu bir çizim yapayım. Evet, bundan daha iyisini yapabileceğime inanıyorum. Bir saniye. Bu x, bu y ve bu da z ekseni olsun. Bir düzlemin neye benzediğini biliyoruz öyle değil mi? İşte işte aynen böyle. Şu an rastgele bir açı kullanıyorum ve bunun her yöne doğru yayıldığını varsayacağız. Bir düzlemin denklemi ki bunu daha önce görmüş olmalısınız. x, y ve z'nin doğrusal bir fonksiyonudur. Not edelim. a x artı b y artı c z z eşittir de. Evet bu düzlemin grafiği eğer buysa bu düzlem üzerindeki tüm x y ve z noktalarının bu denklemi sağlaması gerekir. Bir düzlemi belirlemek istediğimiz zaman size düzlem üzerinde bir nokta verebiliriz. Demek istediğim Örneğin bu düzlem üzerindeki bir nokta dır diyeceğiz. Şöyle yazayım x0, y0 ve z0. Bu buradaki noktanın bir benzeri olabilir ama bunun düzlem üzerindeki farklı bir nokta olduğunu düşüneceğiz. Bu nokta tek başına tabii ki de düzlemi belirleyemez. Yani tanımlayamaz. Bu nokta etrafında düzlemi döndürmenin sonsuz yolu vardır öyle değil mi? Ama bu noktayı ve düzleme dik olan bir vektörü ele alırsak Vektörü bu noktadan başlayarak çizebilirim ama herhangi bir yöne öteleyebilirim. Düzleme normal olan bir vektör de çizeyim. Bu arada normal dedim ve bunun ne anlama geldiğini henüz tanımlamadığımın da farkındayım. Normal vektör için ne'yi kullanacağım. Ee, normal vektör düzleme dik olan vektör anlamına gelecek. Evet, düzlem üzerindeki her şeye diktir. Buna düzlem üzerindeki vektörler de dahil. Çok da belirgin bir tanımlama olmayacak ama kısaca az önce dediğim gibi düzlem üzerindeki her şeye dik olarak not edeceğim. Düzlem üzerindeki vektörleri de göstereyim. Mesela bu, bu düzlemin bir karton parçası olduğunu düşünürsek sarıyla çizdiğim bu vektörü kartonun üzerine de çizebilirim. Anlaştık mı? Gözünüzün önüne bu şekilde getirmeye çalışın. Sarı vektörü de A vektörü olarak adlandıralım. A vektörünün düzlem üzerindeki rastgele vektörlerden biri olduğunu, bunun da normal vektörü olduğunu düşünelim. Vektör açıları tanımına göre bunun buna dik olması için n ile a'nın nokta çarpımının sıfıra eşit olması gerekiyor. Ve bu söylediğim düzlem üzerinde bulunan diğer tüm vektörler için de geçerlidir. Şimdi de düzlemin bu tanımını kullanarak buna n artı ya da bir saniye şöyle yazayım. n artı x0, y0, z0 noktası tanımı adını vereceğim. Ve bunu kullanarak standart doğrusal denklem tanımına yani ax artı by artı cz eşittir 0'a varıp varamayacağıma bakacağım. Şu ana kadar öğrendiklerimizi ve bunu kullanarak bunu elde etmeye çalışacağız. İşe mavi ile işaretlediğim bu noktayı bir konum vektörü ile tanımlayarak başlayacağım. Bir konum vektörü tanımlayayım. x0 skaler olan x0 y0 ve z0'a eşit olsun. Bunların düzlem üzerindeki belirli koordinatlar olduğunu bir kere daha söylemek istiyorum. Bu vektör tam olarak düzlem üzerinde olmayabilir. Mesela buradaki çizime ele alırsak, orijinden başlıyor. Bu, bir konum vektörüdür ve çizime dayanarak bunun düzlemin arkasına doğru uzandığını söyleyebiliriz. Okun ucu düzlemin üzerinde, ama vektörün kendisi düzlemin üzerinde değil anlaştık mı? Bu düzlem orijinden geçmezken, bahsi geçen vektör orijine dokunuyor ve bu düzlem üzerinde bir nokta tanımlıyor. Benzer şekilde bir vektör daha tanımlayalım. Bu da düzlem üzerinde olduğunu söylediğim bir diğer noktaydı. x virgül y virgül z. Bu düzlem üzerindeki herhangi başka bir noktada olabilir ama bunun için de bir x vektörü tanımlayacağım ve bunu da tahmin edeceğiniz gibi x, y ve z olarak tanımlıyorum. x0 vektörü gibi x vektörünü de hemen çizeyim. Evet, x vektörü de gördüğünüz gibi düzlem üzerinde değil, orijinden bu yöne doğru gidiyor ama bir konum vektörü olarak bu düzlem üzerindeki bir noktayı tanımlıyor. Evet, orijinden bu yöne doğru ilerliyor. İsterseniz düzlemin bir sehpa olduğunu düşünün. Çizmeye çalışacağım. Evet, bu düzlemin düz yüzeyi ise x0 vektörü bu şekilde orijinden çıkıp düzlem üzerindeki bir noktayı tanımlıyor. X vektörü de yine aynı şekilde orijinden çıkıyor ve bu şekilde farklı bir renk kullanayım. Orijinden çıkıyor ve düzlem üzerindeki farklı bir noktayı tanımlıyor. Düzlemin bu şekilde olduğunu düşünürsek, bunun yandan bir görüntü olduğunu düşünün ve bu sehpaya bu şekilde yandan baktığımızda vektörlerin düzlem üzerinde yer almadıkları gayet açık, öyle değil mi? Bu vektörleri kullanarak düzlem üzerinde yer alan bir vektör çizebilirim. Evet, bana x eksi x sıfırın neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? x eksi x sıfır. Burada küçük bir üçgen görüyorsunuz. x eksi x sıfır, Yeşille çizeceğim işte tam da buna benzeyen bir vektördür. Not edeyim x eksi x sıfır. İsterseniz bu vektörü x0'la toplayınca x'i elde edeceğimizi de düşünebilirsiniz. Aynı şeyi bu grafikte çizmemi isterseniz böyle olacak. Evet, daha iyi çizmeye çalışayım. x0'ın tanımladığı noktadan x'in tanımladığı noktaya uzanan bir vektör. Bu vektörün düzlem üzerinde yer alacağını artık görüyorsunuz değil mi? Evet, bu x eksi x0 vektörü. Bu çizim baya bir kalabalık olmaya başladı ama vektörün düzlem üzerinde yer aldığını görüyorsunuz. O halde bu vektörün n'ye dik olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, normal vektörüne dik. Normal vektörü n ile göstermiştik. n'yi de n1, n2 ve n3 ile tanımlayalım. Bu bilgileri kullanarak buna benzeyen bir ifadeye yani x, y ve z türünden verilmiş bu doğrusal denkleme acaba nasıl ulaşabiliriz? Nötr bir renk seçeyim. n'nin bu arada bunun da ok olması lazım değil mi? Evet n buna dikse bundan önceki videoda da gördüğümüz gibi n'nin bu vektörle nokta çarpımının ee, i̇sterseniz önce bunu da çizeyim. düzlemi zaten çizmiştim. Normal vektörünü de ekleyeyim. Evet, n vektörü işte buna benzeyen bir vektör. n vektörü düzlemden bu şekilde çıkan yukarı yönlü bir vektör. İstediğimiz şekilde yana öteleyebiliriz ancak her zaman aynı yönde olacağını yani düzleme dik olacağını aklınızdan çıkarmayın. Bu vektöre de dik olacak. N x eksi x sıfıra diktir dedik. Bu nokta çarpımlarının sıfıra eşit olacağı anlamına geliyor. Peki x eksi x sıfır neye benziyordu? Vektör gösterimi ile yazarsam, n1, n2, n3 vektörünün x eksi x sıfırı da skaler olan x eksi skaler olan x sıfır, skaler olan y eksi skaler olan y sıfır ve skaler olan z eksi skaler olan z sıfır olarak yazabilirim. Dik oldukları için bu ikisinin nokta çarpımı da sıfıra eşit olacak. Ve bu çarpımı da yaparsak, n1 çarpı x eksi x sıfır artı n2 çarpı y eksi y0 artı n3 çarpı z eksi z0 eşittir 0 elde ederiz. Bunu temize çekip bir miktar düzenleme yapmak gerekebilir. Ancak bunun ax artı by artı cz eşittir d'ye çok benzediğini fark ettiniz değil mi? Bu arada burada bir hata da yapmışım. Bunun 0 değil de olması lazım değil mi? Evet, R küpteki bir düzlemin genel denklemi budur. Düzlem R küpteki doğrusal bir yüzeydir. Her neyse, bu bu forma çok yakındır ve eğer bana inanmıyorsanız size gerçek bir örnekte gösterebilirim. Size şimdi bir normal vektörü verdiğimi, normal vektörünün de bir 3 ve eksi 2 şeklinde tanımlı olduğunu ve düzlem üzerindeki bir noktayla kesiştiğini söylediğimi düşünün. Bu arada kesişmek zorunda da değiller ama düzlem üzerindeki noktanın da 1, 2 ve 3 noktası olduğunu düşünelim. Buna dayanarak bana bu düzlemin denklemini yazabilir misiniz? Şimdi bu düzlem üzerinde bulunan bir başka noktayı alalım. Mesela bu da x, y, z noktası olsun. Bu vektörle de tanımlanmış olsun. Bunların ikisinin farkının tanımladığı vektör düzlem üzerinde yer alır, öyle değil mi? Evet, bu iki nokta düzlem üzerinde bulunan noktalar olduklarına göre ikisinin farkının tanımladığı vektör de düzlem üzerinde bulunur. Farkını da yazayım. x eksi x sıfır eşittir. x eksi x sıfır yani 1 artı y eksi 2 ve z eksi 3. Bunun düzlem üzerinde olduğunu iddia ediyorum. Evet bu düzlem üzerindedir ve normal vektörüne de diktir. Normal vektörünün yani 1, 3, eksi 2'nin bununla nokta çarpımı x eksi 1, y eksi 2 ve z eksi 3 ile nokta çarpımı sıfıra eşittir. Bunun düzlem üzerinde yer alan her şeye dik olduğunu bir kere daha hatırlatayım. İşlemi yapalım. 1 çarpı x eksi 1 artı 3 çarpı y eksi 2 eksi 2 çarpı z eksi 3 eşittir 0. Bunu da biraz düzenleyelim x eksi 1 artı 3 y eksi 6 eksi 2 x artı 6 eşittir 0. Eksi 6 ile 6 birbirini götürür. Eksi 1'i de iki tarafa 1 ekleyerek sağ tarafa alalım ve x artı 3 y eksi 2 z eşittir 1. İşte bu kadar. Bunun düzlem üzerinde yer alan bir nokta, bunun da normal vektörü olduğundan yola çıkarak, Normal vektörü ile bu farkın nokta çarpımının da sıfıra eşit olduğunu kullanarak bu sonuca ulaştım. Bu arada bu kadar işlem yapmayıp burada yazdığım ifadeyi de kullanabilirdim. Evet n1 1'e eşit. x eksi x0 yani 1 artı n2 yani 3 çarpı y eksi 2 artı eksi 2 çarpı z eksi 3 eşittir 0. Bunu yazdıktan sonra da ifadeyi düzenlerseniz aynı sonuca ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Peki umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Aslına bakarsanız 3 boyutlu matematik içeren herhangi bir şey yapmaya çalıştığınızda bunun çok faydalı olduğunu göreceksiniz. Bir oyun yazılımcısı olursanız da bunun yüzlerce hatta binlerce uygulaması ile karşılaşacaksınız. Bu şu ana kadar yaptığımız ciddi matematik işlemlerinin bir yan ürünü.